Fenerbahçe'de derbi haftasının ardından eksiklerin son durumu nasıl? Galatasaray'a geçtiğimizde ise Nelson'un ücret iyileştirmesinden sonra başka oyuncuların da ücretlerinde iyileştirmeye gidileceğini, onlarla masaya oturulacağını ifade edeceğiz. Beşiktaş'a baktığımızda diyeceğiz ki bir teknik direktör problemi mi var? Valerian İsmail'in bir B planı var mı, yok mu? Varsa nasıl? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Başlıyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. 9. bölümüyle sizlerle Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta öncesi ben Şansın Tokya, Övünç Özdam ve Gürkan Akın yorumlarıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'de ve tabii ki Beşiktaş'ta derbi sonrası neler yaşandığına bakmaya başlarken Fenerbahçe için Gürkan Ak'a dönüyorum ve diyorum ki sakatlıklar vardı zaten. İki oyuncunun sakatlığı derbide de vardı. Derbide de bir oyuncu Mert Hakan sakatlanmıştı. Son durum ne? Oradan başlayalım. Evet, Fenerbahçe'de Mert Hakan derbide dizine bir darbe almıştı. Yapılan kontroller sonrasında bir travma tespit edildi, bir ödem oluşması var. Dolayısıyla Mert Hakan'ın bir süre sahalardan uzak kalacağını söyleyebiliriz. Şu anda herhangi bir kırık, çıkık ya da çatlak olmadığı için bir süre vermek çok doğru olmaz. Çünkü darbeye bağlı bir travma sakatlığı. Çok kısa süre içerisinde de iyileşebilir. Biraz zaman da alabilir. Ödem indikten sonra arkadaki tabloda çıkacak duruma göre. Ama Mert Hakan'ın en azından hafta sonu oynamasını ben çok mümkün görmüyorum Fatih Karagümrük karşılaşmasında. Onun dışında Joshua King ve Luan Perez'in sakatlıkları, sen de belirttin, derbiyi kaçırmışlardı zaten. Onlar özel çalışmalara başladı, yani bireysel program dahilinde çalışıyorlar. Son antrenmanda da bir salon çalışması gerçekleştirdiler. Yavaş yavaş güç ve fitness antrenmanlarıyla birlikte formlarını yakalamaya çalışacaklar. Ama onlar da yine Fatih Karagümrük maçını kaçıracak. Çok yüksek bir ihtimalle hızlı bir iyileşme ya da form tutma gözlenmezse Fatih Karagümrük maçında olmayacaklar. Sonraki karşılaşmalarda artık Fenerbahçe'nin, birazdan gireceğiz, fikstür yoğunluğunu da düşündüğümüzde her oyuncusuna ihtiyacı var. Dolayısıyla bu üç isim konusu böyle. Bir de Willian Arao var. O da son antrenmanda tedbir amaçlı dinlendirildi. Herhangi bir sakatlık problemi yok şu anda. En azından bizdeki bilgi bu yönde. Çok yoğun bir süre aldığı için Willian Arao, diğer oyuncularla kıyasladığınızda gerçekten aldığı forma süresi epey yüksek. Zaman zaman özellikle Avrupa maçlarında Jorge Jesus'un Arao'yu dinlendirdiğini gördük zaten. İsmail Yüksek'i orada kullanıyor ki Larnaka maçının öncesindeki basın toplantısında da bunu ifade etti. İsmail'le Arao'yu değiştirerek kullanıyorum ben, dedi. Dolayısıyla Arao'nun hafta sonu oynamasında şu an için Fatih Karagümrük karşısında bir sıkıntı gözükmüyor. Ama durumunu yakından takip edeceğiz. Peki Övünç Özdem'e dönüyorum. Sen de Vodafone Park'ta derbiyi takip ettin. Geçen hafta da aramızda yoktun. Senin yorumlarını da, sesini de özlemiş olduğumuzu ifade edelim. Ve sana sorayım. Vavakars Fatih Karagümrük maçı öncesinde nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Derbideki performans ışığında Jesus zaten bizi her hafta şaşırtıyor. Sence son durum nasıl Fenerbahçe'de? Şimdi derbi sonrası ve derbi Fenerbahçe adına, derbi sonrasına değil de derbide ışığından gelelim bu tarafa. Derbi konusu Fenerbahçe için biraz benim adım ve beklenen bir durumdu. Riske çok fazla girmediler. Deplasmanda Beşiktaş'ın evinde, Beşiktaş stadyumunda oynuyor gibi bir derbi havasına çıktılar. Hatta Beşiktaş'ın biraz katkısıyla daha da üstün gözüktüler. Ama şimdi bir genel bir açıdan bakmak istiyorum. Ben Jesus'un sezon başından bu yana kadro tercihlerinin sürekli değişmesi, 11 ile ilgili bir standardı yakalayamaması, ki bu kendi tercihi, yakalayabilir. 8-9 kemik oyuncu ve geriye kalan kadroyu sakatlıklar ve oyun planına göre değiştirip devam da edebilir. Tecrübeli bir teknik adam. Bunu da yaptığı dönemler var, oldu. Bunu da yapabilir ama tercihi bu yönde. Şimdi bu henüz Fenerbahçe'nin sonuca ulaştığı, başardığı bir yöntem değil. Burada bir kafa karışıklığı var benim adıma. Ezberleri bozması, ki şöyle bir durum var. Türkiye'de başarının karşılığı veya birçok başarılı takımın karşılığı belli bir kadro,
iskeletinizin belli olduğu, oyuncularınızın belli olduğu, kimin ne yaptığının belli olduğu ve onların en yüksek performansını sahaya yansıtarak takım başarıya ulaştığı bir dönem. Başarılı takımların, şampiyon takımların aşağı yukarı ezberi bu yönde. Şimdi bunu bozmuş olması, bunu bozuyor olması, evet şu anda öyle bir durum yok. Ama evet bir taraftan da Fenerbahçe şampiyon olmadı henüz. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı finale veya finale kalmadı henüz. Bu durum henüz bence deneme aşamasında. Mart ayına gelindiğinde, Nisan ayına gelindiğinde sezon sonu zaten bakılacak. Sezon sonu için şimdiden ortaya bir öngörü koymak doğru değil. Ama şimdiden yaptı, ezber değiştirdi, herkesi çok şaşırttı. Tamam ama bence süreç devam ediyor. Bir tamamlanmış bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe ve Jesus adına bu genel kapsamda böyle bir soru işareti var benim kafamda. Biraz daha beklemek lazım gibi geliyor bana. Çünkü tekrarlayacağım onu. Henüz Fenerbahçe'nin başardığı hiçbir şey yok. Henüz ortada yapılan yöntemin sonucunu gördüğümüz bir durum yok. Bunu bekleyeceğim. Bir taraftan da oyuncular artık bu duruma ikna. Zaten biraz önce bahsettiğim o ideal ve sağlam, ideal ve belirli 11 üzerinden gitmek bir taraftan da oyuncuları artık ikna ediyor olmakla ilgili. Yedek oyuncular belli, pozisyonları belli, ilk 11 oyuncuları belli, herkes ona göre odaklanıyor. Bundan çıkıp farklı bir yere geçtiği zaman da oyuncular özelinde de kaymalar yaşayabilir. Onu yaşayamadı, o da tecrübesi ve yaptığı işin şu an itibariyle şu ana kadar sonucunu doğru almasıyla ilgili oyuncuları iknayla söz konusu oldu. Mesela Beşiktaş'ta bu iknayı ben hala göremiyorum. Ama Fenerbahçe'de bu ikna var. Hoca en baştan itibaren sadece takımını çok iyi antrene eden, fizik gücünü, oyuncuların fiziksel yapısını yukarı çıkartan ve rakipten daha fazla koşan bir takım yaratma dışında oyuncuları ikna eden ve bakın böyle yapıyorum. Daha önce de bunları yaptım, başarılı oldum, tekrar bunu yapıyorum. İsterseniz Google'dan da girebilirsiniz, Transfermarkt'tan neler yaptığıma. Şimdi bunu yapıyoruz, karışmayın. Ha, itiraz mı ediyorsunuz? Kusura bakmayın, benle oynayamazsın. Farklı bir söylem veya farklı bir bununla ilgili itirazım var, gel anlat, konuşalım. Bu yönde ilerliyor. O yönde ilerlemesi de şu an için, şu an itibariyle, Ekim ayının başı itibariyle karşılığının cevabını aldı. Ama bakalım hem Avrupa maçı hem de şimdi üzerine Karagümrük karşılaşması 11'ler üzerinden, oyuncu performansları üzerinden değerlendireceğimiz konu yine. Bu şekilde Fenerbahçe ligin ilk yarısını bitirecek. İkinci yere bakacağız artık. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin çok yoğun bir fikstüre gireceğinden bahsetti ya Gürkan demin. O detaylarını verir ama Fenerbahçe'nin bu arada Samandıra'da da çok disiplinli bir sistemle çalıştığını ve orada Jesus'un disiplinini size birazcık anlatmak istiyorum. Aldığım duyumlara göre ki Gürkan yine çok detaylıca anlatır size, o daha iyi biliyor. Böyle çok sıkı yönetiyormuş. Mesela sabah 9'u geçirenler direkt Euro üzerinden ceza veriyorlarmış. O cezalar da işte bir yerde toplanıyormuş. Samandıra'da çalışanlara işte hediyeler mi alınıyormuş, dağıtılıyor muymuş onu tam bilemem. Bir de asıl benim en çok dikkatimi çeken kilo alanlara da ceza veriyormuş, para cezası. Keşke diyorum benim de başımda olsa, her kilo aldığımda euro üzerinden ceza versem çok iyi olurdu yani. Sonuçta bu disiplini çalışmayla 4 haftalık 8 maçlık bir tempoya hazırlanıyor Fenerbahçe. Tabii senin belirttiğin detaylar doğru, sembolik detaylar bunlar ama hocanın disiplininden ödün vermediği bir gerçek. Bunu sadece antrenmanda, Samandıra'da değil, maçlar oynanırken sağ kenarında da görüyoruz. Yani fırçacı bir baba gibi. Ama futbolcular da bunu kabul ediyor. Çünkü doğru yaptığını, onları iyiye teşvik etmeye çalıştığını biliyorlar Jorge Jesus'un. Dolayısıyla da... Sonuç aldılar. Sonuç aldılar. Pekiştirdi. Aynen öyle. Yani sonucu iyi olduğu zaman bu tarz şeyler zaten işte Obradovic'i bunun örneği olarak gösterilebilir. Jesus, Obradovic'in futbol versiyonu biraz. Yani Obradovic de böyleydi hatırlarsınız. Hatta bazen daha üst perdeye bile çıktı olurdu özellikle taktik anında. O basketbolun dinamikleri farklı evet, tabii. Daha farklı dinamikleri belki var. Belki futbolda da oluyordur da tabii bize yansımıyor galiba. Evet tabii orada biz izleyebiliyoruz ya basketbolda o anı, taktik anını işte daha küfür kullandığı bile oluyordu yani Obradovic'in. En nihayetinde zorlu bir fikstür olacak. O fikstür Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı aslında. Evet, çok istenilen bir sonuç olmadı iki takım açısından. Sonuçta puan kaybıdır. Ama bir derbi olduğu düşünüldüğünde kaybedilmeyen bir maç olarak da değerlendirilebilir. Şimdi Fenerbahçe
Beşiktaş ve Galatasaray'a kıyasla, ezeli rakiplerine kıyasla Avrupa'da da mücadele ettiği için Ekim ayı 8 maç demek Fenerbahçe için. Dolayısıyla Larnaka karşılaşmasıyla Beşiktaş maçının ardından bir sınav verecek. Ardından Fatih Karagümrük deplasmanı var. Sonrasında Larnaka deplasmanı var ki Güney Kıbrıs Rum kesimi de oynanan mücadeleler kolay maçlar değildir. Hem atmosfer anlamında hem Larnaka'nın son yıllarına baktığınızda evinde zorluk çıkartan bir takım olduğunu görürsünüz. Her ne kadar kağıt üstünde zayıf bir takım gibi görünse de. Larnaka deplasmanının ardından bu kez Ankara Gücü deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Başakşehir'le evinde oynayacak. O maçın ardındanki ligin belki de en formda takımı. Öyle. Bilmiyorum katılmayan olur mu? Başakşehir maçının ardından bu kez Ren'le Avrupa maçında içeride oynayacak. Ve İstanbulspor deplasmanına gidecek. Ekim ayı gerçekten çok zor. Rotasyonu mecbur kılan ki rotasyon kelimesini sevmeyen bir Jorge Jesus olduğu düşünüldüğünde biz bunu ben de hocaya bu şekilde ilk geldiğinde sormuştum. Hani takım rotasyonu nasıl kullanacaksınız diye biz takım rotasyonu diye bir şey kelime cümle herhangi bir şey kullanmıyoruz. Benim için hazır olan 11 oyuncu değil hazır olan 22 oyuncu vardır ifadesini kullandı. Yani çok özür dilerim. Bunu söylemek biraz önce de konuştuğumuz gibi, anlatmaya çalıştığım gibi söylemek zor. İfade etmek kolay pardon. Anlatmak da kolay. 32 dakika falan bile sürmez. 10 saniye 20 saniye anlatıyorsunuz ama gerçekliğe dönüştürmek o büyük takım içindeki oyuncu yönetimi ve bunu ikna etmek kolay değil. Onu şu an için yapmış gibi gözüküyor. İşte tabii devamında neler olacak? Bunu oturtup sezon boyunca uygulayabilecek mi? Onu biraz oyuncuların da kararı. Ha, biz Mayıs ayında Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyor olursak veya Fenerbahçe şampiyon olursa bunun üzerinden evet bambaşka bir dönem geçirdik. Türkiye'de yıllardır şampiyon olmanın anahtarı, şampiyon olmanın yöntemi farklıydı. Ama Jesus ezber bozdu. Ezber bozdu. Sergen Yalçın da yapmıştı bunu. Farklı bir şekilde yapmıştı. Jesus daha farklı bir şekilde yaptı diye yeni bir yol açılabilir. Şampiyon olmak isteyen olacak takımlar için önümüzdeki senelerde ha bak böyle de olunuyormuş gibi bir yol açılabilir. Evet, yine Larnaka maçında da göreceğiz. Kadroda birçok isim değişecek. Fatih Karagümrük maçında da hatta çok alışılmışın dışında bir kadroda görebiliriz. Çünkü zaman zaman iki stoperle, zaman zaman üç stoperle oynadığını görüyoruz Fenerbahçe'nin. Sezon boyunca böyle gitmeyi hedefleyen bir teknik heyet var. Bu aşikar. Kendi cümlelerinden de anlıyoruz. Oyuncu grubunun buna vereceği reaksiyon da Öğünç'ün dediği gibi çok önemli. Bence aslında başarının anahtarı da biraz bu. Teknik heyetin kararı ve oyuncu grubunun buna kanalize olmasıyla gelecek o başarı Fenerbahçe'de ancak böyle sağlanabilir gibi geliyor. Çünkü ben yine diğer takımların kadrosuyla kıyasladığımda Fenerbahçe'nin kadrosunu kadro derinliği ve kalite anlamında Jesus'un elinin daha güçlü olduğunu görüyorum açıkçası. Hem Türk oyuncu rotasyonunda hem kadro genelinde. Evet, Fenerbahçe 7. sırada maç eksiğiyle, bunu da ifade edelim puan cetvelinde ve Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırladı, derbi haftasını sessiz geçirdi tıpkı rakibi gibi. Aslında geride bıraktığımız hafta 8. hafta Adana Demirspor Galatasaray maçının da 0-0 bitmesiyle bence sürpriz yarattı. Oraya da geliriz. Galatasaray'ın da bu hafta bay haftası, onun altını çizdikten sonra Övünç'e dönüyorum. Beşiktaş'ta neler oluyor? Dönelim. Genel bir tabloyu alayım senden, sonra detaylarla sürdürürüz. Salih sakatlandı. Fenerbahçe maçında darbe aldı ve sonra antrenmana çıkamamıştı. Bugün durumu netleşti. Salih Giresunspor maçında oynamayacak. Çok ciddi bir durum değil ama Adele sakatlığı, iç uyluk sakatlığı. Bugün kontrolü sonrası belli oldu. Bu durum Beşiktaş'ta oyun yapısını ve kadroyu değiştirebilecek bir durum. Çünkü Salih yerli oyuncu. Ve sezon başından bu yana 3. yerliydi. Evet, kaleciniz yerli. Ersin, Emre veya Mert'ten birini yazacaksınız. Savunma da Necip. Necip olmadı, yeni transfer Talha. O olmadı, belki Emre. Orayı da kotarıyordunuz. Şimdi orta sahada ne olacak? Hocanın Delali'yi Fenerbahçe maçında 11'e koyması aslında benim de zihnimde farklı şeyler deniyor ve işin Beşiktaş orta saha yapısını başka bir yere evirebilirdi düşündürtmüştü. Çünkü mecbur değildi. Getson'u oynatabilirdi. Şimdi Getson, Souza ve Delali'yi aynı anda sahaya sürebilir. Bunun hazırlığı bir taraftan da evet, Salih'in sakatlığı bu anlamda biraz daha işini kolaylaştıracak. Çünkü mecbur kaldı. Diğer şekilde yapsaydı eğer, hani Salih varken ve sezon başından bu yana en iyi oyunculardan biriyken bir olumsuz durumda sıkıntı yaşayabilirdi ama bir taraftan Salih'in de olmaması o durumu yaratma ve onu deneme için kendisine şans yaratabilir ama bu sefer üçüncü yerli oyuncu kim olacak, ona bakmak lazım. Şimdi yine kaleci ve stoper kesin, neredeyse bugünden söyleyelim.
Ersin kalede, Talha stoperde oynayacak. Tayfur'u beklerden birine koyar mı? Sağ bek olmaz. Rozier orada şu an için alternatifsiz ve iyi de oynuyor. Masuaku da orası için şu anda alternatifsiz gibi. Evet, arkasında bekleyen oyuncu var ama zor gibi. O yüzden savunmaya dokunmaz gibi geliyor bana. Orta sahadan zaten anlattık. Üçünü yerleştirecek. Ön tarafta da Cenk'i oyuna ilk 11'de başlayıp Muleka'yı yedek bekletebilir. En makulü bu geliyor bana. Çünkü Enkudu'da bir karşılaşma da olmayacak. Atiba da yok gibi artık. Üç oyuncuyu, evet, kart cezası var mı? Sarı kart cezası da yok. Onu düşündüm. Üç oyuncu yok gibi şu anda. Sanırım Cenk ilk 11'de başlayabilir. Bu sene ilk olarak. Bu da hem biraz mecburiyet hem de biraz hocanın orta saha tercihi. Merkezde Souza 4-3 olarak dizim zihnimizde de yanlarında da Delali ve Getson'la. Bakalım, bu da merak uyandırıcı bir benim için orta saha olacak. Nasıl performans verecekler? Evet, Delali Fenerbahçe maçında Ankara Gücü maçı kadar da hareketli değildi. Biraz baskıyı da yedi tabii. Onun da etkisi var ama sürekli oynaması benim adıma da iyi olabilir görmemiz açısından. Çünkü Delali'yi belki önümüzdeki senelerde bir daha hiç görmeyebiliriz Süper Lig'de. Burada varken ve kadronuzdayken ne kadar faydalanabiliyorsanız ve bunun faydalanmanın karşılığı ilk 11'de başlatıp daha fazla süre vermeyse bunu yapın. Hoca belki bunu yapıyordur. Bir taraftan da şimdi bu maç özelinde detaylar dışında genel bir sorun var Beşiktaş'ın. Genel sorununda teknik direktör problemi olup olmadığı. Bu sefer ben yapayım, bu rolü ben üstleneyim. Şansın sence var mı Beşiktaş teknik direktör problemi? Nasıl hissettiriyor sana bu durum? Bana mesela, sen bugün buraya gelmeden önce şu iki ifadeyi kullandın ya, hatta ben de açılışta söyledim. Beşiktaş'ın teknik direktör Beşiktaş'ın teknik direktör problemi var mı ve İsmail'in B planı var mı? Evet. Eğer bir B planı yoksa, ki çok var gibi görünmüyor, evet var diyeceğim. Teknik direktör problemi. Ama bir yandan da, çok özür dilerim lafını bölüyorum ama, Valerian İsmail gibi güvenilmiş ve de iyi işler yapmaya çalışan, ki buna inanıyorum Beşiktaş başında, B planı olmadığına da inanmak istemiyorum yani. Ama görebildik mi? Göremiyoruz. Evet. Ya da B planı var mıdan önce A planı ne kadar işliyor? İkisi de kabul edilir gerekçeler. Şimdi ben de kendi adımdan baktığımda bu gördüğümüz bu sezonki 8 maç, geride kalan sezonki 8 maç, 16 maçlık bir periyottan bahsediyoruz. Ortaya çıkan durum çok da iç açıcı bir durum değil Beşiktaş adına. Şimdi Beşiktaş'ta oyuncular, Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası, şampiyonluk nasıl elde edilir? Şampiyonluk yolu nasıl yürünür? Şampiyon hoca ne demektir? Bir takımı şampiyon yapan teknik direktörün karşılığı nedir biliyor. Bunu kimse tekrar tekrar anlatıp yeniden ifade edemez. Her yöntemi farklı olur. Ha, bu yöntemle yapıyor. Böyle bir hoca modeli, böyle bir şampiyon hoca modelinin metodu da varmış denebilir ama şu an için benim hissiyatım, Valerian İsmail'in ne camiaya, ne futbolculara, ne de taraftarına ben bu takımı şampiyon yaparım, bu teknik direktörüm havası vermediği yönünde. Dördüncü hafta bitmiş, Beşiktaş lider ve kendi evinde oynadığı Karagümrük maçıydı galiba. İyi bir maçın ardından Beşiktaş Premier Lig takımı olduğu övgüler, bir topa basalım demiştim. 8'i onu görmek lazım demiştim. 10. haftayı en azından. Çünkü Beşiktaş, yani şampiyonluğun Galatasaray, Fenerbahçe olduğu gibi 4 haftada kazanılmadığını, 8 haftada kazanılmadığını biliyor. Bu rüzgarlar, sezona iyi başlama durumları çok geçici. Hemen dağılıyorsunuz. İşte bakın, 8 maç bitti, üstüne 3 maç kazanamadınız. Bu durumlar, bu krizleri nasıl aşacak, buralardan nasıl çıkacak? Şimdi bunu görmemiz lazım. Bir de bilgi tarafına bakalım. Bu dönem ben bir keskin teknik direktör değişikliği beklemiyorum. Nasıl olabilir? Giresun'u kaybetti Beşiktaş. Diyelim deplasmanda geldi, Trabzon'a içeride yenildi. Ha, o zaman rüzgarın önünde duramayabilirsiniz. Evet. Ama bunlar olsa bile şu an için Beşiktaş yönetiminin bir B planı yok. Ve sürekli olarak konuşulan Beşiktaş'ta alternatif hoca olarak, doğal aday olarak, ki bence de doğal aday, Şenol Güneş konuşuluyor. Valerian İsmail'in geldiği 2022 Mart ayından bu yana Şenol Güneş'le Beşiktaş yönetiminin, ki Başkan Ahmet Nurçebi'yi de katıyorum bunun içine, hiçbir teması yok. Hocanın da Beşiktaş'la hiçbir teması yok. Bunu da biliyorum. Bu durumda bir tarafta göz önünde bulunduralım. Ama bunlar anlık şeyler. Hı hı. 6 aydır, 7 aydır temas olmaması yarın öbür gün yapılacak bir karar değişikliğinde hemen temasa geçilmeyeceği anlamına gelmez. Hoca 2-2,5 ay Trabzon'daydı, Şenol Hoca. 10 gün önce falan döndü sanırım. Şimdi İstanbul'da.
Erenköy'de Bağdat Caddesi'nde oturuyor zaten. Ara ara karşılaşıyoruz hocayla. Orada bazı hep sürekli oturduğu kafeleri de var. Sahilde yürür genelde. Şu anda da İstanbul'da sezon başı Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Dubai'den, Arap Yarımadası'ndan teklifler almıştı. Bir gitti gördü oraları. Çok da aklına yatmadı sanırım. Çünkü teklifi de kabul etmedi. Orada futbol ortamı sanırım hoca için iyi gelmedi. Ama şu anda bir temas yok. Ama hocanın da başladığı bir durum yok. Asil adı geçmişti ama Asil'de yeni bir teknik direktör belirledi. Orada da olmadı. Durum bu Şenol Güneş tarafında da. Şenol Güneş'in adı niye gündeme geliyor? Şenol Güneş niye konuşuluyor Valerian İsmail hala görevdeyken? Ne yapsın insanlar? Konuşmasın mı? Yani Galatasaray adına hangi teknik direktör görevdeyse o teknik direktör üzerine konuşmalar yapıldığında Fatih Terim ne kadar konuşuluyorsa Beşiktaş için de Şenol Güneş teknik direktörlüğü bırakana kadar konuşulacak. Sergen Yalçın şu an çok fazla değil ama bir 6 ay sonra teknik direktörlük bırakana kadar 6 ay sonra daha yoğun konuşulmaya başlar konuşulacak. Bundan kaçamayız. Rıza ya. Hoca konuşulur mu? O şu Sivas'tan ayrılık konuşmasını da yaptı ya çünkü. Evet, adaylardan biri her zaman için. Rıza Hoca, Samet Hoca, Mehmet Özdilek. Potansiyel aday. Potansiyel adaylardan biri ama biraz önce bahsettiğim Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri daha fazla. Şimdi bu da işin bir taraf, hani böyle çok göz önünde olmayan ama arka taraftan konuşulan konular yani. Ne yapalım, bunları konuşmayalım, ne diyelim? Taktik teknik anlattık, kadroya bahsettik. Şimdi Valerian İsmail'in bu havayı vermiyor olması, o şampiyon hocayım ben, ben winner'ım, ben bunu yapabilirim havasını vermiyor olması... En azından benim hissiyatım öyle. Oyunculara, camiaya, taraftara verdiğini düşünmüyorum ben. Ama Ahmet Nurçebi dergiye mesela açıklama yaptı. Geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam, hatta bu hafta içinde. Güveniyoruz dedi, şampiyon olacağız dedi mesela. Şöyle, Ali Koç sezon başından bu yana bir kere bile biz Jesus'a güveniyoruz açıklaması yaptı mı? Gerek duymadı çünkü. Veya Galatasaray'da Okan Burak'a güveniyoruz arkasında da açıklaması geldi mi? Şimdi bunlar bazı olayların sonucu olarak ortaya çıkar. Eğer hocanızla ilgili bir güven problemi varsa... kulüp lideri olarak, camia lideri olarak öne çıkarsınız. Hocanızı savunmak için, hocanızı arka planda bırakıp ona gelen rüzgarları önce siz ses çekmek için öyle yaparsınız. Bu böyle yani. Şimdi Valerian İsmail'le bunun gerisinde daha resmiyete dökelim bunu. Hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bunu resmiyete dökelim deyip sezon sonunda 3 yıllık sezon sonu ermeden Kasım ayında 3 yıllık sözleşme imzalasanız da bir şey değişmez. Ya bu takımdan 2 sene önce, 1,5 sene önce Sergen Yalçın gitti. Nasıl şampiyon olduğunu, Beşiktaş'ın neler ifade ettiğini tek tek anlatalım mı yani? Biliniyor herkes, herkesin zihninde olan şeyler. O yüzden de o durumları kabul edebilmekle beraber herkesin farkında olduğu açıklamalar, niye yapıldı, ne zaman yapıldı bilinen açıklamalar. Neyse ama şu anda bunların hepsine rağmen Beşiktaş'ta bir teknik direktör bunalımı yok. Beşiktaş'ta bir teknik direktör krizi yok. Evet, bu ufak ufak bir sorun olarak duruyor ama bu henüz krize dönüşmüş değil. Dönüşür mü? Bu skorlarla ilgili. Dönüşür mü? Bu oyuncuların hocayla ilgili ikna olup olmamaları süreciyle ilgili. Ona da bakacağız. Yönetmen Zeki Demirkubuz, herkes tanır sanırım. İzleyicilerimiz de bilir. Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden biri. Son filmi de bu arada bitmek üzere. Bitti. Yayınlanacak galiba Kasım'da. Biliyor muydun sen? Vizyona girecek. Vizyona girecek. Evet, yayınlanacak mı dedim? Evet. Hayat filmin adı. Sinop'ta çekti birazını. Birazını da İstanbul'da çekti. Merakla bekliyorum. 10. filmi galiba. Neyse. Onun da bir bu konuyla ilgili açıklaması var. Hocanın iyi bir Beşiktaşlıdır bu arada. Çok. Yani çok fazla göz önünde olmaz. Zeki Demirkubuz'u popüler kültürün bir sembolü olarak göremezsiniz bir yerde ama konu Beşiktaş olunca, Beşiktaş'ın sınırlarına girince bambaşka bir hal alır. O da bu konuyla ilgili bir konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şimdi de Ali de onu hazırladı. Okuyalım. Hoca, lütfen sen oku istersen. Hoca fizikten anlıyor ama metafizikten anlamıyor. Beşiktaş gibi karmaşık ve gerçeküstü bir kulübün futbol takımını yönetmek için futbolun ötesinde bir maharet, iç dünyası ve hayat bilgisi gerekir. Bahsettiğim şeyler biraz herkesin sezon başından beri uzun cümlelerle anlattığı şeyler. Tabii önemli bir yönetmen olup hikayelerinizi görüntüyle insanlara ulaştırmaya çalıştığınızda hayal gücünüz ve kullandığınız kelimeler değişiyor. Biraz böyle gibi. Kestik evet. Demiş. Gibi. Kapısı aralanmış abi bu, demiş. Abi bu esprisi sonrası ben sanırım ama bir süre konuşmaya yani, ara vereceğim. Bu tweet'i başka nasıl yorumlayabiliriz aynen. Ki? Şöyle yorumlayabilirim. Hiç beklemediğim yanına geldim. Çok hazırlıksızım buna. Kapıları, kapı açılmaları, gıcırtıları meşhurdur. Evet, Zeki meşhur. Hocanın. Onu niye yapıyormuş biliyor musun demiş. Bu arada?
Niye yapıyor? Çünkü diyor ki filmlerimde bir kere izlemiştim onları, bir röportajı. Her şey böyle sanki bir hikaye, gerçek bir üstü masal gibi geliyor ama bir taraftan da gerçekten koparmak istemiyorum izleyiciyi. Ha, o bir kapı açılması bir gerçeklik katıyor gibi demişti. Böyle hani çok büyük anlamlar yüklemeyelim ona. Evet. Bu da bilgidir yani sinemayla ilgili. Şansını. Evet. Bir söyleşisine gitmiştim Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde. Ben de bu soruyu kendisine yöneltmiştim zaten. Bu soruda bu arada bayağı hoşlanmıyor diyeyim yani. Çok hoşlanmıyor böyle çok didiklenmesinden kullandığı bazı sembollerin. Yine böyle sadece kapıyla alakalı değil. Ben başka bir sembolü sormuştum. O da kapıya yönelik işte böyle bir rahatsız olduğunu dile getirmek için her şeyi bu kadar didiklemeyin yani. Onlar filmin içinde akan hani bazı detaylar demişti. 2008 olması lazım bu olayın yaşandığı. Ya tam şu an kelime kelime hatırlamıyorum artık. Üzerinden geçmiş 14 sene ama böyle bir şey yapmış. Yani bu kadar her şeyi didiklemeyin diye. Bu arada ben de master tezimi Yeni Dalga Türk Sinemasında 6 sınıf temsili üzerine yazıyorum. Tam o sene. Ve yani hayatımda tek didiklediğim şey bu. Zeki Demirkubuz'un kullandığı semboller. Ve beni yıkmıştı yani. Didiklemeyin bu kadar diyerek. Evet. Neyse evet. Burayı çok uzattım. Aynen. Kişisel konularımla. Dönelim tekrar Beşiktaş'a. Sen Enkudu muhtemelen oynayamayacak. Çok özür dilerim. Burada da bu konuyu kapatayım. Biraz havada kaldı sonu. Beşiktaş'la ilgili teknik direktör durumunda evet kendisi iyi bir teknik direktör olabilir, iyi bir antrenör, iyi bir oyuncuları hazırlayan bir teknik direktör olabilir ama büyük takım teknik direktörü olmak, şampiyon olma meziyeti, şampiyon olma alametleri farklı. Bunu herkesin zihninde Beşiktaş taraftarı niye hafif hafif huzursuz? Fenerbahçe maçında 60'ta Gezal diye bağırdılar, bağırmaya başladılar. Daha önce Cenk Tosun'u oyuna alın diye tezahürat yapmaya başladılar ve stat bir anda başlıyor buna. Bir 100 kişilik grubun başlamasıyla olmuyor bu. Bu durumlar da var. Ben daha önce çok gördüğüm bir şey değil bu. Beşiktaş taraftarı hangi teknik direktör, hangi oyuncuyu alacağıyla ilgili tezahürat yaptı bugüne kadar. Bunlar da etkiliyor. Hocanın oyuncu değişiklikleri, sonuçlar 3-0'dan 3-3'ler. İstanbulspor'u yenemiyorsunuz. Fenerbahçe'ye topu veriyorsunuz, 70 dakika mahkum oynuyorsunuz neredeyse. Top oynama oranları Fenerbahçe'nin sizin evinizde daha fazla, pas oranları daha fazla. Ki geçen sene hatırla lütfen 1-1 biten yine Valerian İsmail takımın başındaydı. Sezonun, geçtiğimiz sezonun son derbisinde yine Fenerbahçe Beşiktaş standındaydı. Aynı manzaraydı. Fenerbahçe daha fazla top oynayan, pas yapan takımdı. Bunlar olması çok tatmin edici durumlar değil. Bunları belki düzeltirse iş başka yere evrilir. Bu arada bahsediyorum ya Valerian İsmail, bu arada winner bir futbolcu. Bayern Münih, Werder Bremen 3 şampiyonluğu var. Fransa'da aldığı kupalar var. Ve Bayern Münih'te çalıştığı isimler de çok ciddi teknik direktörler. 2000'li yılların başında Ottmar Hitzfeld'le çalıştı. Almanlar için çok önemli bir teknik direktör. Felix Magath'la çalıştı. Bu teknik direktörlerin sadece oyuncuları antrenör etmek dışında şampiyonluğa odaklamak, büyük takımın o parçalarını birleştirmekle ilgili meziyetleri de vardı. Yani hoca bunları biliyor aslında. Hoca bir önce Pinheiro gibi bu seviyeleri görmeyen bir isim değil. Konuşuluyordu ya Önder Karaveli sonrası olmadı son anda. Öyle bir isim de değil. Bayern Münih varsa kariyerinizde büyük takım, şampiyon takım, winner takım nedir biliyorsunuz. Ottmar Hitzfeld'de çalıştıysanız karşılığını biliyorsunuz. Yüz ifademden anlıyorum ki bu konu çok uzadı. Diğer konulara geçelim. Hayır, ben de notlarıma bakıyordum. Aslında yüz ifademin nedeni Enkudu'dan söz ettin. Gezal'ın da bir tam olarak ne zaman hazır olacağını. Gezal'la ilgili şöyle bir durum var. Haksızlık yapılıyor Gezal konusunda hocaya. Bunu açalım. En fazla 20-25 dakika oynayabilirdi Fenerbahçe derbisinde. Ve bundan sonra da biraz süreleri yavaş yavaş artarak gidecek. Çünkü sakatlığı biraz tuhaf ve tedavisi uzun sürecek bir sakatlık. Eğer zorlarlarsa bu sezon kaybedebilirler Gezal'ı. O yüzden aldığım bilgi Gezal'la ilgili biraz daha dikkatli davranmak durumundalar. Hoca da ve Gezal da ve sağlık ekibi de bunun farkında. O yüzden yavaş yavaş süre verecekler Gezal'a. O yüzden de Giresunspor maçı, Trabzonspor maçı hatta ilk 11'de olmayabilir. Milli takım arası Gezal için de rahatlatıcı bir dönem olabilir. Çünkü ayağının altındaki o problem bir kırık değil, bir adale yırtığı değil, bir lif kopması değil. Oradaki problemi geçirmek için de belli bir yavaş yavaş sahaya attıkları belli bir periyot geçmesi gerekecek. Beşiktaş'ı böyle toparlayalım. Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray bu haftayı bay geçiyor ama tabii gündem var. Nelson'un ücretinde bir artırma gidildi. Onu zaten Gürkan anlatır ama sadece Nelson'la sınırlı kalmayacak bu. Türk oyunculara da adımlar atılacak. Ben sözü Gürkan'a bırakayım. Neler oluyor oralarda? Yani Galatasaray hangi oyunculara adım atacak? Evet, Nelson'la başlanıldı. Yani daha bendeki bilgi henüz resmiye dökülmedi iş ama mutabakata varıldı. Yaklaşık bir 400-450 bin euroluk bir artış yapılıyor Nelson'un maaşına. Diğer maddelerin hepsi aynı. Serbest kalma maddesi, sözleşme süresi, bunlarda bir değişiklik yok. Bir de maaş iyileştirilmesi yapılıyor. Tabii hedefte 3 isim daha var.
İkisi daha ön planda olmakla birlikte Kerem ve Yunus. Çünkü onların da kafaları maaş sözleşme konusuyla alakalı biraz bulanık. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde Yunus'un menajerinden bir açıklama geldi. Hani biz zamanımızı bekliyoruz. Evet, herhangi bir problem yok dedi. Ama mutlaka ki oyuncunun derininde ya ben geliştim artık, Adana Demirspor'daki performansım ortada. Daha fazlasını hak ediyorumdur şeklinde bir düşünce vardır. Yönetim de bunun farkında ve çok kısa bir süre içerisinde Kerem'le de Yunus'la da bunlara ek olarak Sacha Boey ile de bir maaş iyileştirilmesi görüşmesi başlayacak ve... Çok özür dilerim. Aklıma bir anı geldi. 2009 Ocak ayı, Beşiktaş 2008-2009'da şampiyon oldu Mustafa Deniz'le ve 2009 Ocak ayında Antalya kampındayız. Side'deyiz. Bir restoranda Mustafa Denizli teknik direktör ve 25-30 gazeteci oturuyoruz. Teo o zamanlar maaş artırımı ile ilgili sıkıntı yaratıyor. Hatta hatırlıyorum 600-700 bin euro alıyordu. 1,5-2 milyon euro seviyelerinde bir maaşa çıkmasını bekliyordu. Ve gündem oydu o anda. İşte kahvaltı yaptık, hocayla konuşuyoruz. Mustafa hocaya dedik ki hocam Teo konusuna geldi iş. Ne yapacaksınız falan filan. Hoca derin bir nefes alıp biz bu oyunculara bu paraları verirken 700 bin, 600 bin euroya anlaşırken ve Beşiktaş'a transfer ederken zaten takımı şampiyon yapsınlar ve zaten iyi oynasınlar diye transfer ediyoruz. Bunların, oyuncuların gösterdikleri performans veya takımın şampiyon olması maaşlarının yükselmesiyle paralel bir durum değil. Zaten yapacakları işin karşılığı buydu deyip sonra TV maaşı yükselmişti tabii ki, tutamamışlardı. o sene de çok iyi oynamıştı ama hocanın bakışı buydu. Şimdi Mustafa Denizli gözünden de konuya bir yaklaşım getirdim. Evet, güzel bir detay oldu bence. Evet ya, tabii oyuncular zaman zaman eleştirili aldıkça bir tepki de gösteriyor. Kerem'in de bir tweet'i vardı. Çok önceden atmış olduğu bir tweet aslında ama onu retweet yapmış. Orada da aslında hislerini anlatıyor. İstersen şansın seslendir. Tweet okuma perisi geldi. Dünya üzerinde... Tweet okuma perisi nedir şansın ya? Dünya üzerinde sonsuz bir şey yoktur. Her şey zıddıyla var olmuştur. Umutsuzluğu umut, öfkeyi sevinç, mutluluğu keder takip eder. İyi veya kötü her ne yaşıyorsan yaşa, sabret ve asla unutma, bu da geçer. Evet, şairane. Belli ki bir yerden alıntı. Olabilir. Yazmamıştım alın. Ama yok. Yine de kafasının bir köşesinde bir sıkıntı olduğunu anlatan ifadeler bunlar. Aslında performansını eleştirilenlere de bir gönderme bu. Sabrettiğini söylüyor. Her şey için sabrediyor belli ki. Ama dediğim gibi sabreden derviş muradına erecek. Kerem'de de, Yunus'ta da, Sacha Boey'de de sözleşmelerinde maaş iyileştirilmesi yapılacak. Yönetimin hedefi bu. Peki bu Icardi olayı nedir? Şöyle ki, bir sakatlığı olduğundan mütevellit zaten Adana Demirspor maçını kaçırdı. Sonra bir anda Arjantin'e gitti. Nedeni de bilinmeyen bir şekilde. Tabii eşiyle de problemleri bayağı bir basına yansıdı. Çünkü onun eşiyle olan olayları zaten yıllardır magazin basınının ilgisini çeken, insanların ilgisini çeken bir konu. Yani biraz burada sözü sana bırakayım. Neler oluyor orada? Ya Falcao konusunun bir tık daha üstünde görüyorum ben Icardi konusunu. Neden diyeceksin? Çünkü... Falcao'da en azından böyle ailevi sıkıntıları yaşamadık. Icardi transfer edilirken bunların yaşanabileceği de biliniyordur. Çünkü dediğin gibi geçmişinde magazinsel olay çok. Özel izinli olarak Arjantin'e gitti. Sonrasında döndü ve dün itibariyle takımla çalışmalara başladı Mauro Icardi. Ama yönetimin kafasında işte ya böyle de devam etmez. İşte Okan Buruk'un ben bu oyuncuyu artık oynatman gibi bir düşünce yok. Böyle bir plan da yok. Bunun olabileceğini, ailevi bir problem olduğu için özel izini verdiklerini düşünüyorlar. Mauro Icardi'nin de tekrar kısa süre içerisinde kadroda yerine alınacağını belirtelim. Herhangi bir şu an için olumsuz bir tablo yok. Ama bu devam ederse 2 haftada bir, işte 3 haftada bir, bir işte ayda, her ay böyle bir problem yaşanırsa probleme dönüşür zaten potansiyel olarak. Yani Icardi gibi bir ismi yönetmeniz çok kolay değil çünkü. Ama Erden Timur'un da bir cümlesi var bununla alakalı. Daha önce verdiği, bu konu özelinde söylediği bir şey değil ama biz planlarımızı yaparken transferlerde oyuncularla 1 yıllık sözleşmeler yaptık diyor. Yani Icardi bize problem yaratırsa en fazla sezon sonuna kadar yaratır. Benim buna yormam bu konuyu. Ya da Mertens, işte efendim Mata, hepsiyle böyle sözleşmeler tek sezonluk. Çok resmi açıklanan rakamlara göre de çok büyük bir para da ödenmiyor Icardi'ye.
Ama ben genel itibariyle ilk geldiği zamanda da söyledim, Icardi'nin çok böyle aman aman bir performans vereceğini düşünmüyorum Galatasaray'da. Peki. Ama işte bu durumun karşılığında evet oyuncu bir yıl 5 yıllık kontratı yok, yılda 5 milyon euro almıyor. Mali olarak bir külfet oluşmayacak ama sezonu kaybedebilirsiniz. Tabii. Birinci forvet olarak aldınız. Aynen öyle. Planlar değişir. Şampiyonluğu oynayan takımların birinci forvetin ne anlamı ifade ettiğini anlatmayalım. Belki Ocak ayında bir santrfor takviyesi yapabilir Galatasaray. Benim beklentim o. Evet, santrfor demişken Övünç Özdem, gol yollarında da kriz yaşıyor Galatasaray aslında. Bulunduğu nokta hani tepede olabilir ama şu ana kadar 3 oyuncudan gol bulabilmiş durumda. Hani Galatasaray senin gözünde nasıl görünüyor? Sence bu kriz nasıl çözülebilir? Okan Buruk'un bu konuyla ilgili nasıl bir aksiyon almasını bekliyorsun? Okan Hoca'nın durumu Valerian İsmail ve Jesus'tan biraz daha farklı. Hem transferler daha sonra yapıldı, hem de kadro yapısıyla ilgili geçtiğimiz yıldan olan oyuncular, giden oyuncularla ilgili net yapı oturmadı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe bunu biraz daha erken yaptılar. Bu evet Beşiktaş'ta Fenerbahçe yönetiminin teknik direktörlerine ve camialarına biraz daha yardımı oldu. Galatasaray'ın planlaması buraya kadar geldi işi. Buraya kadar getirdi işi, sonlara kadar getirdi. O yüzden Galatasaray'ın oynayacağı her maç, kazanacağı her maç Okan Hoca'nın işini kolaylaştıracak. Şu an için o gol atmama durumu, gol yollarında senin de bahsettiğin problem çekme durumu biraz forvetlerin bireysel özelliklerinden çok oyun yapısıyla ilgili bir durum. Şimdi Kerem ve Yunus oynamak zorundalar yerli kontenjanı nedeniyle. İki oyuncunun vazgeçilmez ve şu an için oynuyor olması ve bu oyuncularda 38 maçın veya 36 maçın 36'sında 90 dakika çok iyi performansla oynayamazlar. Böyle bir gerçeklik yok. Ve bunların iniş çıkışları doğal olarak hücum yapısının tamamını etkiliyor. Evet Kerem çok istiyor, Yunus çok istiyor. Maçlarda görüyoruz belki en çok koşan oyuncular, en çok riski alan oyuncular. Genç yaşlarına rağmen belki en çok sorumluluk alan oyuncular. Ama bir yerde de rakibiniz var. Bu futbol dediğimiz şey evet bir performans gösterisi olarak değerlendirelim. Ama başka bir performans sanatından farklı rakibiniz var. Sizin performansınızı ve sizin başarınızı etkileyecek, o günkü alacağınız alkışları etkileyecek rakibiniz var. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda o işler biraz çıkmaza girebiliyor. Mertens'in daha dahil olması, Icardi'nin bu buhranlardan kendini çıkartıp Arjantin, Fransa, Türkiye hattından artık tamamen Florya'ya yerleşiyor olması, atacağı 2-3 gol belki bundan sonrasını getirtebilir, kendini rahatlatabilir. Seferovic evet çok hızlı bir giriş yaptı. Galatasaray buldu galiba o forveti. Gomis de Seferovic'i yedekler gibi bakarken onun ya bu bir yavaşmış galiba ya. Dönemedi mi acaba? Şutları da biraz zayıf durumuna döndü. Onun yine atmaya başlayacağı goller rahatlatabilir. Şu an için tek ilacı farklı bir galibiyet bana göre. 4-5 farklı bir galibiyet ondan sonra bir güven getirecek gibi geliyor. Hem hoca hem Galatasaray oyuncularına. Evet Gürkan, hem Galatasaray hem de programı toparlayalım yavaş yavaş. Sen neler ekleyeceksin? Tek bir cümle söyleyeceğim. Fatih Terim'in golcünün ilacıyla alakalı bir cümlesi vardır. Reçeteniz ne hocam diye sormuştuk. Dedi ki golcü reçetesini kendi yazar. Gol yazar reçeteye, atar, iyileşir dedi. Düşünsenize futbolcusunuz, gol atamıyorsunuz. Fatih Hoca, hocam ben ne yapayım diye sorduğunuzda birebir toplantıda bu cevabı veriyor evet, size. Evet, öyle. Sessizce odadan çıkarsınız. Tabii. Hoca bile anlamadı odadan nasıl çıktığınızı. Aynen öyle. Orada Haaland da tabii ki hala devam ediyor gollere. Maşallah. Yine iki tane maşallah derken. Maşallah yani. Haaland hasta değil, doktor. Tabii. Sürekli reçete yazıyor. Aynen. Yani... Öyle bir özelliği var onun. Farklı boyuta geçmiş. Cenk Tosun geçtiğimiz günlerde Mehmet abinin Demir Kolun programına katılmıştı. Evet. Orada bahsediyor Haaland'ı gördüğünde. Haaland ve Emenike'ye çok önemli bir yer açtı. Haaland için şey dedi, koşarken arkasından çimin çıktığını görürsünüz dedi Haaland'ın. Çok enteresan bir vücut yapısı var dedi. Ben dedi bunu hayatımda bir de Emenike'de görmüştüm dedi. Yere bastığı zaman o çıktığı koşmayla beraber çimi kaldıran bir oyuncu. Zaten fizik gücü de inanılmaz. Özellikleri de inanılmaz. Babası futbolcuydu. Oradan gelen genler var. Bir makineye dönüştü. Yani Haaland arkasındaki forvetler, rakip forvetler yani hem kendi takımında hem de diğer takımdaki forvetlerin işini çok zorlaştırıyor. Çünkü her hafta gol atmak nedir ya? Tabii, şeyi değiştirmişti. Messi ve Ronaldo yıldız futbolcunun karşılığını değiştirmişti. Onlar gelene kadar Totti yıldızdı, Batistuta yıldızdı. Hadi daha önce Maradona yıldızdı. 3 maç inanılmaz oynarlardı, 10 maç beklerlerdi. Messi ve Ronaldo her maç performans göstermeye başlamışlardı. Haaland hem performans hem gol göstermeye başladı. Çok zorlaştırıyor işi. Yani o seviye futbolcusu için çıtayı çok yükseğe çekti. Biraz da alanda öldük. Ben de maşallahımı bıraktıysam vaktimizi de doldurdum. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Size müsaade. Hoşçakalın.
NTV Spor YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sadece bu program için değil, YouTube'daki bütün içeriklerimize yorumlarınızı bekliyoruz. Bildirimleri açarsanız programlardan hemen haberiniz olur.